Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir neyin mesajlarını veriyor. Bir mesajında iki cümle var. Ya bizim basın, kusura bakmayın, sizi tenzih ediyorum da. Galiba şu Seda Sayan diyorum ama o da bana mahkeme açmasın. Hani adın o gibi geldi şu anda adı aklıma. Seda Sayan, o gazete uğraşmaktan galiba bu iki cümleyi atladık diye düşünüyorum. Diyor ki, Milenyum'un hiç şüphe yoktur ki tek devlet adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü o yılın değil, asıl lider olabilmeyi başarabilmiş tek liderdir. İşte 2000'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na bu gerçeği de itiraf etmek zorunda bırakan bir Atatürk'ümüz daha var aslında. Şimdi de gelin hep beraber biraz zaman tünelinde geriye gidelim. Çanakkale Zaferi bize bir savaş zaferi olarak sunulmuştur. Aslında Çanakkale Zaferi dünyada ilk defa savaşla birlikte barışın da zaferinin olduğu bir isimdir. Onu da anılardan gideceğim. Bu anı bence her şeyi açıklıyor Atatürk konusunda. Çanakkale Zaferi kazanıldı. Mustafa Kemal zaferden sonra İstanbul'a gelip Karabalık'a yerleşir. Çanakkale'de bütün yeniden ordularının komutanlığını yapan İngiliz generalde bu feci yenilgiden sonra İstanbul'da Karapalas'ta Mustafa Kemal'le görüşmek ister. Kabul eder Mustafa Kemal. Yuvarlak bir masaya otururlar. İngiliz general der ki, benim ara burnumda ve John Bay'ında feci bir yenilgiye uğrattınız. Bunu nasıl başardınız? Mustafa Kemal, tarihi cezbelerimiz var. Lütfen onu okuyayım der. İngiliz general hayır hayır der. Ben nasıl yenildiğimi sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Onun üzerine Mustafa Kemal yanında duran doktor rahatsız eder ki, ya doktor der, bana bir kağıtla kalem verir misin? Doktorun çantından kağıt olacak. Hangi kağıt olur doktorun? Reçete kağıdı. Koy önüne Atatürk'ü. Reçete kağıdı. Reçete kağıdı üzerine Mustafa Kemal, Atatürk değil tabii Mustafa Kemal o zaman yanlış söylemeyeyim. Bir der, John Bay'ın kraksin çizer. Sizler İngiliz genelde şöyle geliyordunuz, şuradan çıkmıştınız, şöyle şöyleydi. Gayet iyi durumdaydınız. Ama askeriniz neden durdu, neden der? İngiliz genel der ki, askerim çok yorulmuştu, durmak zorunda kaldık. Tamam der, iki dercik reçete kağıdı üzerine, ara burnunu kraksin çizer. Yine siz şuradaydınız, şöyleydiniz, gayet en iyi durumdaydınız. Ama yine askeriniz durdu, neden? Çünkü der, arkadan su yetişmedi, susuzluktan askerim durmak zorunda kaldı. Mustafa Kemal'den şöyle bir tavır beklemektedir İngiliz general. Ben sizi şöyle yendim, böyle yendim, şöyle yaptım filan. İşte şöyle savaş gibi bir tavır beklemektedir. Zaten yenilginin müthiş üzüntüsü içinde olan İngiliz generale Mustafa Kemal hafifçe gülümser ve aynen şunları söyler. Gördünüz mü general der. Ben size hiçbir şey yapmamışım. Önce yorgunluk, sonra susuzluk sizi yapmış diyecektir. Bu ince ironi karşısında çok mutlu olan İngiliz general ayağa kalkar, büyük bir hayranlıkla Mustafa Kemal'e bakar ve ne der biliyor musunuz? Türk milletinin ilk şifa ilaçlarını yazdığınız o reçeteyi bana hediye eder misiniz diyecektir. Şu anda reçete İngiliz generalin ve artistlerini de şu anda getirtmeye çalışıyor. Bir iki komprimede biz ilave edip hafif böyle kullanmaya başlamak üzere diye düşünüyorum. Bu arada gerisi daha da ilginç. 10 Kasım 1938. Atatürk'ün katafalkının önünde çok ağır hasta, 40 derece ateşli, iki bastonuyla ayakta zor durabilen ama naaşının önünde oturmayı asla reddeden bir İngiliz general hüngür hüngür ağlamaktadır. Tahmin ettiğiniz bu general Atatürk'e Çanakkale'ye yenilen generalden başkası değildir. Allah aşkınıza sizi yenen komutan ölçülü oynarsınız değil mi o ölü diye. Atatürk'ün cenaze töreni bence 10 Kasım'da şu yeni yetişen nesle asıl cenaze töreninde geçen hikayelerin anlatıldığı bir gün olmalı diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü çok ilginç bir cenaze merasimi. Çünkü Çin gazetesi ertesi gün şu başlığı atar. Tarihi bir kalbi olsaydı tarihte sadece bir tek Mustafa Kemal Atatürk'ü kıskanırdı diyor. Ve bunu o İngiliz basını İngiliz gazetesi 11 Kasım 38'de büyük buntalarla şu başlığı atmış bir İngiliz gazetesi. Diyor ki arkasında hiç düşman bırakmadan ölen tek komutan. Zaten bu galiba bu başlık her şeyi anlatmaya yetiyor da artıyor diye düşünüyorum.